Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte TYT'nin son konusuna geçiş yapıyoruz. <laughs> Sonunda ya Rabbim bugün ne de gördük. Ya güncel çevre bakacağız. Çok böyle aman aman sevdiğim konulardan bir tanesi değil. Bunu söyleyince kızıyor bana millet. Diyor ki hocam diyor işte diyor ben zaten sevmiyorum bu konuyu diyor. Sen de diyor bunu söyleyince diyor. tam diyor böyle ders dinleme şeyim diyor. Şevkim kaçıyor diyor. Valla arkadaşlar şimdi şeye şey diyeceksiniz yani hani baktığınız zaman bu yüzden yapacak bir şey yok. Çok sevdiğim bir konu değil ama kolay konu yani gelirse eğer ki can yakmaz. Bakalım iki sayfa konuşacağız tek parça halinde anlatmış olacağım. Videoya başlamadan öncesinde abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayalım. Gelin başlayalım o zaman hadi. Çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum güncel çevresinde. Valla bak yani çok fazla vaktinizi almak istemiyorum çünkü. Şimdi bu konuyu daha öncesinde yoktu bu arada bu konu. Yani ben 2014'ten beri ders anlatıyorum. 2014'te böyle bir konu yoktu. Sonrasında dediler ki biz bu konuyu ekleyelim çocuklar birazcık daha hani soru açısından yapılabilirliği yüksek olsunstan bu yüzden eklediler. Bakalım. Şimdi güncel çevre sorunlarında tabii ki her şeyi anlatmayacağım arkadaşlar. Önemli olan kısmını anlatacağım. Tekrar söylüyorum. Konu kalıpları serisinde her şeyi anlatmıyoruz. Yani elbette ki çok özet tarzda değil ama çıkabilecek öz olan kısımları anlatıyoruz. Bilginiz olsun. Tamam? Şimdi ilk başlangıçta çevre kirliliğinden bahsedeceğiz. Bir geçici kirlilik bir de kalıcı kirlilik var. Bir de bir şey söyleyeceğim dersi başlamadan öncesinde. Bu konu çok sözel olduğu için okuyacağım. Yani yeri geldik, geldiği zaman hani diyeceğim ki bakın bu kısım önemli. Bu kısımla dikkat edelim diyeceğim tamam mı? Hani ya hocam çok okuyorsunuz valla billahi uykumuz geldi demeyin sonra. Konu sözel çünkü. Yani bunu çizip de anlatamam arkadaşlar. Bu yüzden böyle yapacağız bugün. Geçici kirlilikten bahsediyorum ve kalıcı kirlilikten bahsedeceğim. Yani çevre kirliliği iki şekilde inceleniyor Bir tanesi geçici kirlilik, bir tanesi de kalıcı kirlilik. Geçici kirliliğe baktığımız zaman çeşitli kirleticilerin biyolojik etkenlerle ya da kendi kendine zararsız hale dönüşmesine geçici kirlilik ya da birincil tip kirlenme deniliyor. Yani şundan bahsediyorum. Bu normalde bir kirlilik oluşmuş fakat kendi kendine ortamdan kalkacak. Mesela Besin atıkları diyor. Besin atıklarına bakıldığı zaman bunlar organik madde oldukları için besin atıkları. Bunları saprofitler ne yapacaktır arkadaşlar? İnorganik maddeye ne yapacaktır? Çevirmiş olacaktır. Plastikten bahsetmiyorum bu arada besin atıklarından. Normal organik bir madde tamam mı? Mesela e, dondurma yedin. O dondurmayı döktün abi. Yani bir tane topunu dondurmanın döktün. Ne oldu? İçerisinde şeker var sonuç itibariyle. Bu organik bir madde. Bunu inorganik maddeye ne yapacaktı? Çevirecekti canım. Hayvan dışkısı. Yine aynı şekilde bu da organik bir maddedir. Bunu ne yapacak? Saprofitler dönüştürecek. Bitki kalıntıları da aynı şekilde ne yapacaktı? Saprofitler yardımıyla dönüştürülecekti. Bu yine kirliliğe giriyor ama geçici kirlilik diye adlandırılıyor. Kalıcı kirlilikte ise çeşitli kimyasal biyolojik etkenlerle ya da kendi kendine zararsız dönüşememesine kalıcı kirlilik deniliyor. Biz buna ikinci tip kirlenme ismini veriyoruz. Kalıcı kirliliğe olan kirleticileri deterjanlar. Bakın plastik maddeler. Bakın bunlar kendi kendine gider ama abi gitmez tabii ki de. Tarım ilaçları radyoaktif maddeler örnek olarak da ne yapabilir? Verilebilir. Mesela Covid dönemindeyiz. Çıkamadık bir Covid döneminden. Covid döneminde olduğumuz için adam ne yapıyor? Maskesini çok güzel bir şekilde atıyor yere. Maskeyi yere attığın zaman ne oluyor? Sanki doğa kendi kendine maskeyi sindirecek gibi düşünüyor. Dangalak gidiyor ne yapıyor? Atıyor maskeyi yere. Ne oluyor? Bu maske adam mesela vapurda gidiyor tamam mı? Vapurdan tak diye atıyor maskeyi. Ne yapıyor? Denizin dibindeki canlıların ne yapıyor? Ölümüne sebebiyet veriyor. Çok akıllı ya bir akıllı kendisi çünkü doğada. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Kirleticilerdir. Plastik maddeler de aynı şekilde. Adam ne yapıyor abi? kolayı içiyor, küt diye atıyor yere. Türkiye'de çok fazla örnekleri yaygındır. Özellikle bizim ülkemizde doğa kendini sindirir anlayışıyla e, dangalak hedefler ne yapıyor? Atıyor her şeyi yere. Neyse. Güncel çevre sonundan bazıları da şunlardır diyoruz. Hava kirliliği ve sonuçları. Şimdi hava kirliliğine baktığımız zaman çöl fırtınalarıyla taşınan bazı maddeler, orman yangınlarıyla oluşan gazlar özellikle ne oluyor? Bunların hepsi yanmayla beraber karbondioksit açığa çıkıyor. Ve volkan patlamasından kaynaklanan büyük kül bulutları doğal kirleticiler olarak ne yapacaktı? Adlandırılacaktı. İşte yine termik santral, petrokimya, metal, boya, plastik sanayi tesisleri, işte fosil yakıtlar ve benzeri kirleticiler de yapay kirleticiler diye adlandırılıyor. Çünkü bunu ne yapıyorsun? elle oluşturuyorsun termik santrali veyahut da petrokimya. Bunlarda mesela orman yangını, çok sıcaktı hava, orman yangını açığa çıktı. Kendi kendine açığa çıktı diyelim ki mesela, tamam mı? O zaman ne olacaktı bunlar? Doğal kirletici olacaktı. Ama bunlar ise insan eliyle yapıldığı için yapay kirletici diye adlandırılıyor. Hava kirliliğinin sonuçları ise neler var? Sera etkisi ve küresel ısınma. Artık 60 seneden beri küresel ısınmadan bahsediyoruz arkadaşlar bildiğiniz üzere. Küresel ısınma geldi, küresel ısınma gelecek vesaire muhabbeti çoktan geldi aslında ama biz sadece kendimizi kandırıyoruz bu noktada. Atmosferdeki karbondioksit, metan. Metan ne? CH4. Karbondioksit ne? CO2. Su buharı ve diğer bazı gazlar yeryüzünden yansıyan ısıyı tutaraktan dünyanın sıcaklığını koruyor. Bu doğal duruma sera etkisi deniliyor. Burada küresel ısınmada gen itibariyle bakıldığı zaman ben doğaya ne kadar fazla karbondioksit vererekten tahrip ediyorsam o kadar fazla doğada ne yapıyor bana karşılığını vermiş oluyor. Mesela fosil yakıtların çeşitli alanlarda tüketimi atmosferdeki karbondioksit ve diğer sera gazların işte metan, ozon, azot dioksit ve klorofluorokarbonlar gibi önemlidir şu vatandaş miktarını giderekten fazlalaştırıyor. Bunlar ne yapacaktır abi? Doğal olarak çevreye sen zarar vermiş oluyorsun. Bilerekten. Genel itibar bilerekten yapıyorsun bunu. Bu da doğal olarak sera etkisini ne yapacaktır? Arttıracaktır. Bu sera etkisinin sonucunda ne açığa çıkacaktır? Küresel ısınma açığa çıkacaktır. Yani bakıldığı zaman sen atmosferdeki karbondioksit gibi metan gibi ozon gibi azot dioksit gibi veyahut kloroflor ve karbonlar gibi maddelerin miktarını arttırırsan doğa da senden önlemini ne yapacaktı alacaktır doğa. Küresel ısınma gerçekleşecek. Mesela sen Akdeniz iklimi diyorsun değil mi? Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimini yavaş yavaş görünemeye başlayacaksın. Yazlar sıcak ve kurak düş, diyorsun yazın yağmur yağmaya başlıyor. Ama yağmur o kadar şiddetli yağıyor ki yerle bir ediyor ortalığı değil mi? İklimlerde bu yüzden değişme görülüyor. Nehir, dere, göl ve akarsular kurumaya başlıyor veyahut da sel taşkınlığı meydana geliyor. Yeraltı suları çekilmeye başlıyor. Buzullar eriyor. Birçok ekosistem sular altında kalıyor. Ve biyolojik çeşitlilik ne yapıyorsun? Zarar vermiş oluyorsun buna. Karbon ayak izine geldim şimdi. Karbon ayak izi. Bu da bağlantılı. Karbon ayak izi de bağlantılı. Yeryüzünde yaşayan her birey ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi ya da satın aldığı ürünlerle atmosfere karbondioksit salınımına yol açıyor. Buna karbon ayak izi deniyor. Bak yine aynı şekilde yine karbondioksit verdim. Yine karbondioksit verdi. Bir tanesi bir etkiye sebebiyet verdi. Bir tanesine doğal olarak karbon ayak izi dedim. Yani benim çevreye vermiş olduğum zarar karbon ayak izi tamam mı? Gel. Asit yağmurları diyor. Asit yağmurları fosil yakıt atıklarının doğal su döngüsüne katılması da oluşur. Mesela kömür, mesela petrol gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosferde ne birikiyor? Kükürt birikiyor ve azot içeren gazlar birikiyor. Bu gazlı havadaki su ile tepkimeye giriyor ve güneş ışığı da bu tepkimenin hızını ne yapıyor? Arttırıyor. Bunun sonucunda sülfürik asit ve nitrik asit damlaları oluşuyor. Atmosferde karbondioksit, eee kükürt dioksit ve nitrit gibi kirleticiler ana etmende bunda. Böylece pH'sı 5.6'dan düşük olan asit yağmuru oluşuyor. İki ay kısmını geçiyorum. Şuraya geldim. Bakın. Ben havaya NO2 ve SO2 verdiğim zaman bu asit yağmurları meydana getiriyor ve nitrik asit ve H2 salak osman 4 yani sülfürik asit ne yapıyor? Meydana gelmiş oluyor. E kardeşim H2 salak osman 4 asidik mi? Evet yüksek asidik bir vatandaşım. Bunu ne yapıyor? Kurutmaya başlıyor. Nitrik asit yine asit mi? Asit sonuç itibariyle ne yapıyor bunu? Kurutmaya başlıyor. Benim normalde pH'm 5.6'ymış. Sen bunu aşağıya çekersen pH'nin 4 olduğunu düşün. pH'nin 3 olduğunu düşün. Ne oluyor? Bu adam asitten yanıyor arkadaşlar. Değil mi? Ve asit yağmurları meydana geliyor. Şuradaki NO2'yi nitriti ve kükürt dioksiti unutmuyoruz. tamam? Mı? Bunlar önemli bizim için arkadaşlar. Çünkü bunları soruyor adam genel yani itibariyle. Bu grafiği çok kullanıyor HSM'e çünkü. Geldik su kirliliğine. Su kirliliğine dikkat edeceğin kısım ise şuradaki vatandaş. Ötrofikasyon. E zaman zaman soruyor çünkü. Çeşitli kaynaklardan sulara karışan azot ve fosfor bileşikleri su bitkilerinin ve bazı alg türlerinin kontrolsüz çoğalmasına sebebiyet veriyor. Bakın, bazı alg türlerinin kontrolsüz dolayısıyla kontrolsüz çoğalma meydana geldiği için komple algler ne yapıyor? O gölü sarmış oluyor. Peki, burada Ana etmen kim? Azot. Değil mi? Ana etmen kim? Fosfor. Bu vatandaşlar su bitkilerinin ve bazı ayakların kontrolsüz çoğalmasını sağlıyor. Ötrofikasyonun e, sonucunda ne oluşuyor? Ötrofikasyon denilince aklınıza gölün komple yepyeşil olduğu, şuradaki bakın çizmiş olduğum yepyeşil bir alan meydana gelecek. O aklınıza gelsin. Ötrofikasyon sonucunda nelerin oluştuğunu veyahut da sonuçlarını bilmemiz gerekiyor. ÖSYM defalarca sordu yine sorma ihtimali var. Alpler aşırı artaraktan suyun yüzeyini kaplar. Aha da şöyle. Işık gülün derinliklerindeki bitkiye ulaşamaz. Şimdi buraya ışık vuruyor ama bu alanı komple alpler kapladığı için ne yapamıyor değerli dostlar? Işık daha derinliğine inemiyor. Bu yüzden bitkiye ulaşamıyor ve bitkiler ne yapıyor? Ölüyor. Canlı türlerin ölümleri artıyor göldeki oksijen miktarı azalıyor arkadaşlar. Neden? Derinlere inemiyor çünkü. Ve komple ne yapıyorsun sen? Suyun yüzeyini kaplıyorsun. Oksijenle temasımız ne yapıyor? Azalmış oluyor. Saprofit yani ayrıştırıcı faaliyeti artıyor. Buradan bir tek nasibini alanlar saprofitler zaten. Ayrıştırıcıların kükürt içerikli proteinleri ayrıştırması sonucunda H2S gazı oluşur. Hidrojen sülfür oluşur ve kokuşma meydana gelir diyor. Buna pütrifikasyon deniliyor. Kokuşma derse size pütrifikasyon diyeceksiniz. Ama alklerin gölün yüzeyini kaplaması derse ötrifikasyon diyeceksiniz. Kokuşma pütrifikasyon ama tamam mı? h 2 sonucunda açığa çıkıyor. Sular yeşil ve bulanık bir duruma gelir. Burada balık ölür mü peki? Balık ölü arkadaşlar gider. Ama ama bakteriler ölmez. Bakteriler bundan faydalanırlar. Neden? Çünkü bunu ne yapacaktı, ayrıştıracaktı bakteriler. Dolayısıyla ne yapacaktı? Çürük, çürük yani saprofit faaliyeti artacaktı bu yüzden, tamam mı? Unutmuyorsun bunu. Bazen burada e, adam şey zannediyor. Burada diyor ayrılığın faaliyeti artıyor diyor, bütün canlılar diyor ölüyor diyor. Hayır, burada normal canlı ölüyor. Ama bakteri gibi vatandaşlar ne yapıyor? Ölmüyor arkadaşlar. Tamam mı? Sular yeşil ve bulanık bir duruma ne yapacaktı? Gelmiş olacaktı. Hiç istediğimiz bir durum değil. Yani bu da aslına bakarsan. Marmara Denizi'nde biliyorsunuz ki müsilaj sorunu var. İşte bu da bir türevi diyebiliriz arkadaşlar. Yine neyden meydana geliyor? Aslına bakarsan senin atmış olduğun atıklardan meydana geliyor. Kirletmenden meydana geliyor. Doğal bir durum değil arkadaşlar. Senin yapmış olduğun bir durumdu yani. Onun sonucunda sana tepki veriyor. Toprak kirliliği. Toprağa bırakılan zararlı ve atık maddelerde toprağın özelliğinin bozulması. Toprak kirliliği diye adlandırıyor. Adı üstünde. Buna asit yağmuru örnek olarak verilebilir. Çarpık kentleşme, düzensiz konut yapma örnek verilebilir. Endüstri atıklar örnek olaraktan verilebilir. Kimyasal gübreler. Ben çok fazla ne yapacağım abi? Ürün almak istiyorum. Bu yüzden basıyorum kimyasalı. Basıyorum kimyasalı. Ne oluyor abi? Toprağa zarar vermiş oluyorsun. Ve radyoaktif atıklar toprak kiline sebebiyet verecektir. Şuna geldim. Üretimde kimyasal katkı maddesi kullanılmadan üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü yapılan sertifikalı tarımsal üretim biçimine ise organik tarım deniliyor. Her şeyin doğal olduğu şey. Ama tabii biz artık organik muhabbetini ağzımıza sakız ettiğimiz için yumurta bile alıyorsun diyor ki organik yumurta. E diğeri ne abi? E diğeri ne abicim? Ya yani organik yumurta diyorsun da diğerine. E, bakıyorsun abi 10 tane yumurta diyor sana 20 TL ediyor. Organik ya. E diğerine bakıyorsun 10 tane yumurta atıyorum 10 TL diyor. Tamam mı? Bundan fazla gerçi artık. Ama baktığın zaman iki katı fiyat veriyor. E kardeşim alıyorsun organik yumurtayı. Bakıyorsun tamam mı? Diyorsun ki hadi organik olsun diyorsun alayım ben. E tadı aynı, görüntü aynı, her şey aynı. Bu birazcık arkadaşlar ne gibi kullanılıyor artık organik kelimesi iyice sakız olmaya başladı yani. Şeye gidiyorsun, köye gidiyorsun tamam mı? Adam her şeyi diyor organik diyor. Ulan halden almışsın organik diye satıyorsun. Bu da çok sıkıntı. Ya yani, organik ifadesi maalesef ki artık normal şekilde kullanılmıyor. Neyse. Belasıl Kerem, orman yangınları. Dünyamızın akciğerleri, dünyamızın iske, iskeleti, dünyamızın enerji deposu, dünyamızın iklimini düzenler. Biliyoruz zaten. Niye ciğerlerimiz yandı diyoruz? Neden? Yavrucuğum bu vatandaş olmasa sen oksijeni kendinden alacaksın. Atmosferden alacak halin yok oksijen. Nereden alacaksın abi? Ağaçtan alıyorsun sen. Bitki olmadığı zaman nereden alacaksın oksijeni? He? Alamazsan sen ne soluyacaksın? Karbondioksit mi soluyacaksın? Elbette ki oksijen soluman gerekiyor. Bu yüzden akciğerlerimiz, ciğerlerimiz yandı diyoruz. Akarsu, ser ve rüzgar gibi faktörün etkisiyle toprağın verimli olan üst tabakasının aşınması ve taşınmasına da erozyon deniliyor. Erozyonu biz nerede görüyoruz arkadaşlar? Toprak kayması vesaire. Çok fazla yazın nerede gördük mesela? Rize'de gördük değil mi değerli dostlar? Sel bastı mesela. Kastamonu'da ne yaptık? Gördük arkadaşlar. Ne yaptık? Burada düzensiz bir yapılaşma meydana geldiği için ne yaptı? Çok yer maalesef ki su altında kaldı. Radyasyon kiline geldim. Radyasyon kirliliği de elektromanyetik dalgalar ve parçacıklar biçimindeki enerji yayılımı veya aktarımına radyasyon deniliyor. Radyasyon kirliliği kemik hormonal sisteme, deri ve kıl yapısına doğrudan zararlı etkileri bulunmakta. Ayrıca kanser radyasyon kirliliğinin sonuçlarındandır. Mesela buraya da örnek verelim. Çok fazla böyle ee, radyo, radyasyon kurulan yerler var. Mesela adam gidiyor ultrason değil de mesela MR çekiliyor tamam mı? İşte kalp filmi çekiyor vesaire radyasyon merkezleri bulunmakta. Mesela orada kiraların düşük olduğunu görürsün değil mi? Neden kiralar düşüktür peki burada? Çünkü burada ne kadar fazla koruyucu ekipman olsa bile bunun yakınındaki evlerde A evi de B evi de veyahut da C binası da ne yapacaktı Etkilenecektir. Bu radyasyon kirliliği de kalıcı bir kirliliktir. Yani burada çalışan insanlar da mesela iki günde bir çalışırlar. Neden? Çünkü çok fazla miktarda ne alırsın abi? Radyasyon alırsın ve erken emekli edilirler. Sebebi budur aslında bakarsınız. Ve bunun çevresindeki evlerin de fiyatları ve kiraları ne olacaktır? düşük olmuş olacaktır. Çünkü burada e, diğer vatandaşlarda yani burada evi bulunan vatandaşlar da ne yapacaktır? Bunlar etkilenecektir. Mümkün olduğunca bu yüzden bu tip yerler yan yana yapılmazlar. Yani burada mesela varsa ta gider başka bir yere açar mesela. Burada A, B, C, D şeklinde bu radyasyon merkezi açılmaz. Orada durulmaz yoksa arkadaşlar. Tamam Hani birazcık güncel hayattan örnekler vermeye çalışıyorum. Şey olsun diye aklınızda kalsın diye. Tamam Tamamdır. Geldik şuna. Su ayak izi. Ne bu? Şimdi değerli dostlar. Su ayak izi denilen muhabbet yoktu daha öncesinde. Yani Milli Eğitim Bakanlığı kitabı yeni eklendi. Demişler ki biz işte karbon ayak izini vesaire verdik. Bir de su ayak izini verelim demişler. Bu yüzden su ayak izi de var müfredatımızda. Bunu da konuşacağız. Su ayak izi kendi arasında 3'e ayrılıyor. Sorabilme ihtimali var diye anlatacağım. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı kitabında 2 seneden beri var bu konu. Bakalım. Sorarsa çok fazla böyle dikkat çekilen bir nokta olmadığı için güzel eler. Yani sorarsa eğer ki. Tamam. Gel. Bakalım ona da. Şimdi buradaki muhabbeti okumayacağım abi. Direkt şuna geleceğim. Tamam. Su ayak izi denilen muhabbet. Su ayak izi yazalım şuraya. Üçe ayrılıyor abi. Tamam mı? Bir yeşil su var. Bir mavi su var. Bir de gri su var. Bunları ayırmışlar. Tamam mı? Yeşil su ayak izi ne demekmiş? bir malın üretiminde kullanılan toplam yağmur suyuna yeşil su ayak izi deniliyor. Ben bir tane mal üreteceğim. Tamam mı? A malını üreteceğim ben. Bunu üretmek için kullanmış olduğum yağmur suyuna ben yeşil su ayak izi diyorum. Tamam mı? Yani bunu üretmek için harcamış olduğum, tüketmiş olduğum su miktarı. Mavi su ayak izi var. Şöyle bir silelim yine bir malı üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yer altı tatlı su kaynaklarının toplam hacmine mavi su ayak izleniyor. Yine bir tane malı üreteceğim ben arkadaşlar, tamam mı? Bunun için ihtiyaç duyduğum yağmur suyu değil bu sefer. Ne bu? İşte yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarının toplam hacmine diyorum bu sefer. Bakın burada sadece yağmur suyuydu. Burada ise toplam hacim. Birazcık daha geniş bir hacimde. Yani şunu demeye çalışıyor burada. Bir malı üreteceğim ama bu maldan kaç tane çıkış yapacağım? 1000 tane mi çıkış yapacağım? 10 bin tane mi üreteceğim? Toplam üretmiş olduğum mala mavi su ayak izliyorum. Tamam mı? O fabrika kaç tane mal üretiyorsa bu malın toplamına diyorum. Tamam mı? Toplam hacmi yani. Birazcık daha geniş bu yüzden. Gri su ayak izi var. Kirlilik yükünün mevcut su kalitesi standartlarına göre bertaraf edilmesi ya da azaltılması için kullanılan tatlı su miktarına. Yani ben bir halt ettim ve bu doğaya zarar verdim. Ben bunu bertaraf etmek için yani azaltmak için ne yapabilirim diye bakıyorsam eğer ki bunu da gri su ayak izliyorum. Tamam mı? Mevcut su kalitesinin standartla uygun hale getirilmesi. Yani ben bir halt ettim abi. E, suya kirlettim. Ben bunu ne yapacağım? Temizleyeceğim. İşte burada kullanılan tatlı su miktarına da gri su ayak izi deniliyor. Tamam mı? O zaman 3 ay oluyormuş. Bir tanesi yeşil su bir tanesi mavi su bir tanesi de gri su şeklinde adlandırılıyormuş. Tamam mı? Yeşil su da yağmur suyu Burada toplam hacim var. Burada ise arkadaşlar e, tekrardan normal halde, standart halde bırakma güdümü, görevi görüyor. Tamam. Burada bir şey var mı? Yok galiba değil mi? Tamam. Geldik şuraya. Doğal kaynaklar ve biyolojik çeşitlilik diye daha bir gudubet konumuz var. gudubet <laughs> konumuz değil abi yani. Bakalım bunlar. Doğal kaynaklar iki şekilde inceleyeceğim. Bir tanesi tükenmeyen doğal kaynaklar, bir tanesi bir tane bir dakika şimdi dur. Bir tanesi tükenmeyen bir tanesi de tükenen. Tamam Doğal kaynaklar diye adlandırılıyor. Tükenmeyen doğal kaynaklar daimi kaynaklar ve yenilebilir kaynaklar diye adlandırılıyor. Şimdi bakalım. Daimi kaynaklara bakarsak eğer ki rüzgar, dalga, güneş, su diye adlandırılıyor. Daimi kaynaklar. Devam eden yani sürekli. Yenilebilir ise orman, ne yapıyor? Kendini yeniliyor. Toprak kendini yeniliyor. Hava kendini yeniliyor. Jeotermal de aynı şekilde ne yapıyor? Kendini yeniliyor. Ama tükenen doğal kaynaklar. Doğal gaz bitebilir mi? Evet bitebilir. Petrol bitebilir mi? Evet bitebilir. Maden bitebilir mi? Evet bitebilir. Kömür bitebilir mi? Elbette ki bitebilir arkadaşlar. Bu yüzden tükenen doğal kaynaklar diye adlandırıyoruz. Tamam? Yeryüzünde yaşayan birbirinden farklı tüm canlı biyolojik çeşitliği oluşturur. Yani A canlısı, B canlısı, C canlısı, D canlısı. Burada birbirinden farklı canlıların tamamı biyolojik çeşitli örnektir. Biyolojik çeşitlilik denildiği zaman sorularda orada burada kullanırsa eğer ki. Tür içi çeşitliği tanımlayan genetik çeşitliğin, küresel, bölgesel ya da belli bir alandaki çeşitliği tanımlayan tür çeşitliğinin ve canlıların cansız çevreli olan etkileşimini tanımlayan ekolojik çeşitliğin birlikte düşünülmesi gerekiyor. O zaman ben biyolojik çeşitlilik dediğim zaman size bir neyi genetik çeşitliliği algılayacaksın. Biyolojik çeşitlilik genetik çeşitliliği oluşturur mu? Elbette ki oluşturur. Genetik çeşitlilik ne kadar fazlaysa biyolojik çeşitlilik de o kadar fazla olmuş olacaktır. Peki tür çeşitliliğini sağlar mı? Elbette ki. Tür çeşitliliği ne kadar yüksekse biyolojik çeşitlilik de o kadar fazla yüksek olacaktır. Peki ekolojik çeşitlilikte? Yani canlıların cansız çevreli olan etkileşimlerini tanımlanan ekolojik çeşitlilikte yine biyolojik çeşitliliği arttır. elbette ki arttır. Ekolojik çeşitlilikte burada yaşayan canlıların sayısı ve cansız çevre ne kadar fazla e, birbirleriyle etkileşim halinde ise o kadar fazla biyolojik çeşitlilikte ne yapacaktır? Yüksek olmuş olacaktır. O zaman biyolojik çeşitlilik denildiği zaman bir genetik çeşitlilik aklınıza gelecek. iki tür çeşitliliği gelecek. Üç ekolojik çeşitlilik gelecek akla tamam mı? Adam size der ki biyolojik çeşitlilik der tamam mı? Biyolojik çeşitlilik. Bir, genetik çeşitlilik der. İki, işte tür çeşitliliği der. Üç der. Ekolojik çeşitlilik der, tamam mı? Hangisiyle ilişkilidir diye sorabilir mesela. Çok da güzel bir soru olur. Yani tam böyle patlayacağı bir soru olabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Son kısım. Ülkemizde biyolojik çeşitliğin çok zengin olmasının nedenleri şu şekilde sıralanıyor. Ülkemizin Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında bir köprü olması. Neden? Orta kısımda bulunduğu için bir köprü görevi gidiyor. Bu yüzden bizde biyolojik çeşitlilik fazla. Ülkemizde Akdeniz, Karadeniz ya da karasal iklim tiplerinin görünmesi. Bakın çok fazla ne var bizde iklim tipi var. Adam mesela bir tek Akdeniz iklimi var adamlar mesela tamam Veyahut da bir tek Karadeniz iklimi var adamlar. Ama bizde bakın sürekli farklı farklı iklim tipleri görülebiliyor. Bu yüzden ne olacak? Biyolojik çeşitli yüksek olacak ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, ülkemizin farklı yeryüzü şekillerine sahip olması biyolojik çeşitliği ne yapıyor? Fazlalaştırmış oluyor. Ülkemizin biyolojik çeşitliğinin fazla olduğunu gösteren durumlardan biri de endemik türlerdir. Endemik tür denilince yeryüzünde sadece şurası Türkiye mi kardeşim? Türkiye'nin şu noktasında yani dünyada sadece bu noktada görülen türlere biz endemik türler deriz. İşte endemik türler dünyanın herhangi bir bölgesinde görülebilmesine rağmen Türkiye'de olabildiğince fazla sayıda bulunduğundan dolayı endemik tür bakımından yüksek seviyedir deriz Türkiye için tamam mı? Olay bu. İsmi ne peki hocam? İşte endemik türle örnek ver. Gerek yok oğlum bu kadarına gerek yok. 35. sayfayı konuşmuşum bugün. Yani en başından bu yana 35 sayfa konuşmuşuz TYT alakalı. İzmirli olduğumuz belli olsun diye 35'i ne yapmış olduk yazmış olduk. AYT kısmına geçeceğim ama geçmeden öncesinde şu araştırma çizimlerini bitireyim ondan sonrasında geçeceğim tamam mı? Daha farklı serilerde yapmış olacağız zaten bildiğiniz bilginiz olsun. Konu kalıpları serisinin TRT kısmı bitmiş oldu. İnşallah faydalı olmuştur. Bu seri elimden geldiğince iyi bir iş çıkartmaya çalıştım. Konunun özünü vermeye çalıştım. İnşallah sizlere faydası olmuştur diye ümit ediyorum. O zaman bir sonraki serimizde görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalınız efendim. Kendinize iyi bakınız.